Kaykacığım, vallahi ben de anlamadım ne olduğunu. Kan şekerim düştü herhalde. Garip bir saldırganlık geldi bana. Yani kardeşimin nazarı değmiş de olabilir. Öyle bir teorim de var. Affet beni bir tanem. Normalde seni kıracağıma kafamı kırarım ama ettik bir hıyarlık. Yarın telafi edelim. Aynı yer aynı saat. Tamam mı bebeğim? Tamam. Hadi öptüm ben seni canım. Hadi bay bay. Ne zaman tanışacağız müstakbel gelinle? Ya Makbule abla, dur bakalım ya. Daha ortada gelin benim yok. Ya o kadar da üzülme Makbule abla. Belki günün birinde evleniriz ya. Ben ona üzülmüyorum ya. Burhan Bey hala gelmedi. Ay yine alkolün esiri midir nedir? Şu getirdiğim şarabın doygunluğunu, meyvemsi aromasını keşke Tahsin'cim de tatsaydı doğrusu. 2-3 haftaya gelecek. İnşallah birlikte içersiniz Bülent amca. Tahsin Bey beyefendi adamdır. İçkiyle miçkiyle arası yoktur diye biliyorum ama. Bu nedir Allah aşkına? Nereden çıktı? Sen bilirsin. Dilber Hanım hem komşumuz hem de Osman'ın halası. Ah canım. Bir bardak istene. İçmek. İç yahu. Gevşersin. Sayın Koca Arslanlı yok mu? Yok, misafirlikte. 2 saatten önce de gelmez. Basılmayalım da, bu konuda hassas o. Ay ne basılacağız ya? Oturup manitayla televizyon izlemek de mi yasak? Değildir, garanti. Çay içer misin? Senin yanından içerim. Koy da gete fukaya. Bizim orada bir laf vardır. Kervan bu muymuş, içi dolu su imiş. Ben bu suyu içemem, koyun kuzu seçemem. Bu teyze ne diyor ya? Birisi tercüme etsin. Dezem. Çok detaylara takılmayalım. Burada sohbet ediyoruz işte. Bir bardak istene. Yok istemiyorum. Cehennem gibi kokuyor. Kokusu da buraya kadar geliyor. O kadar kötü kaçırdın ki. Konuşma lan. Benle konuşma. Ben seninle konuşmuyorum. Nazarın dediği ilişkime cam göz. Siz gene ne fısırdıyorsunuz aranızda? Uy. Dıkandım, vallahi dıkandım ha. O zaman ilaç gibi iç hayatım. Bak ısrar ediyorum. Kele ne fırıldak adamsın sen. Ben buraya seninle muhabbete mi geldim? Bilmem, niye geldin? Babaları yok diye çocuklara göz kulak olmaya geldim. Ne yiyorlar, ne içiyorlar, bakarak olmaya geldim. Sen merak etme şekerim. Ben bu akşam onlar yatmadan önce birer bardak şarap içireceğim. Söz. Şekerim çıktı. Vallahi şekerim çıktı. Telledim ha. Hem sıcak tabii. Bir dakika seferi daha bir dekolte gel. Şöyle bir. Nasıl diri adammış bu. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Zottirik. Gidiyor musunuz Dilber teyze? Gidiyoruz. Ev nadir it kopuk varsa onlarınla dolu. Allah ıslah etsin. Alkol şişe de durduğu gibi durmuyor ki. Çok ocaklar söndürüyor. Çok. Yani senin anlayacağın bu krizde ben olmasam o dükkan pey 50 kere patmıştı. Ay çok beceriklisiniz Dursun Bey. Bence sizi oraya kesin müdür yapmaları lazım. Ama işte. Şehzade Volkan Köstermelik'ten müdür. Biz de sesimizi çıkarmayalım. Ne yapalım? Ben mevkiye doymuş insanım. Onun da gönlü olsun bir yerde. Hani sayacaktınız? Neyi? Hani beğendiğiniz saçım olsun, gözüm olsun falan. Ay unuttunuz mu? Dilay Hanım, ben hiçbir şeyi unutmam. Hele sizin oranızı buranızı asla. Ay gerçekten mi? Garanti. Şimdi benim bir kadında baktığım ilk yer... Allah Dilber teyze geldi. Ne diyorsun ya? Ne oldu? Rengin soldu. Haliyle ne yapacağım? Gürültü yapmadan mutfağa git. Okey. Dur. Bardağını al bardağını. Kimin o der? Maşallah soğukkanlısın. Uzmansın bu durumlarda bak ayrı. Kız olunca mecburen. Hadi hadi. Hoş geldin Dilber teyze.
Televizyonun karşısına dalmışım ben de. Dıkandım yavrum, dıkandım kızım. Ben mutfaktan bir su alayım. Sen otur, ben getiririm suyu. Mutfakta kızartma yapmıştık ya, kapısını örttüm. Hem girersen üstün başın kokar şimdi. Hey, ben yatıyorum, sen suyu odama getir. Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.